İdlib Suriye'de Esad'ın bombalarından kaçanların sığındığı son limanda. Yüz binler şimdi o limandan kaçma yolunda. Onların göçü sürerken Suriye Milli Ordusu cephelerine yönelen Esad rejimine ait helikopteri vurdu. Türk askerinin sıcak bölgeye sevkiyatı da devam etti. Allahu akbar ve lillahi elhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Gördüler, vurdular. O anları işte böyle kayda aldılar. Allahu akbar, Allahu akbar. Esad rejimine ait helikopter Halep'in kırsalında yine sivillerin üstüne varil bombaları yağdırıyor, katliam üstüne katliam yapıyordu. Suriye Milli Ordusu hemen teyakkuza geçti. Açılan ateşte helikopter bir anda alevler içinde kaldı. Saniyeler içinde de yere çakıldı. İdlib, Esad'ın bombalarından kaçanların sığındığı son limandı. Ama o limanda güvenli olmaktan çıktı. Karlar altındaki kentten yüz binlerin göçü de, bugüne kadar bölgede 14 şehit veren Türk askerinin sevkiyatı da devam ediyor. Bu sabah saatleriydi. Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısından geçiş yapan tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinden oluşan yüzden fazla araçlı konvoy İdlib'e girdi. Bu görüntüde Gaziantep İslahiye'den geldi. Zırhlı personel taşıyıcı ve tankları taşıyan tırlardan oluşan 20 araçlı konvoyda Suriye'deki üst bölgelerine doğru yola çıktı. Konvoydaki asker ve araçların bir kısmı gözlem noktalarına takviye yapacak, bir kısmı da yeni kontrol noktalarında konuşlanacak.